harika bir sinema gecesi geçirdik senin anlayacağın. Cemal'e bak sen ya. Resmen kaleyi işten fethetmiş. Bana da öyle geldi. Ama tabii Kıvılcım'a bir şey diyemediğim için hiç sesimi çıkarmadım. Aman demesenmişim. Peki siz nasılsınız? Alevim çok iyi gözüküyor maşallah. Evet, çok iyi teyzeciğim. Bugün de bizim evde kimse yok. Herkes Nilay'ı görmeye gitti. Nilay nerede ki? Sen bilmiyor musun? Doğada kalıyor Nilay. Aa, benim hiçbir şeyden haberim yok. Doğa da bir şey söylemedi bana. Ne oldu? Mustafa aldatmış bunu. Yok. Katiyen inanmam. Mustafa yapmaz öyle bir şey. Vallahi bilmiyorum teyze. Aman biz karışmayalım da bu evde herkes terelerli. Aynen. Amanın sen sakın karışma. Siz ne yapıyorsunuz peki evde tek başınıza? Vallahi alev topumuna yatıp yuvarlanıyoruz biz bugün. Buluruz yapacak bir şey. Ay bana gelin diyeceğim ama biraz üşütmüşüm dün gece. Onun için aleve geçsin istemiyorum. Aa geçmiş olsun tamam. Biz belki de hava da güzel hazır. Gideriz babasına sürpriz ziyaret yaparız. Aa ne güzel olur. Bana da resim atarsınız. Tamam tamam teyzeciğim. Öpüyoruz seni. Ben de sizi. Bay bay. Biz geldik. Hoş geldiniz Mira Hanım. Alev mi? Hı hı. Babasına sürpriz ziyaret yapacak. Bakabilir miyim? Tabii bakabilirsiniz. Ömer Bey, isterseniz kucağınıza da alabilirsiniz. O zaman ben sizi kısa bir süreliğine odamda misafir etsem nasıl olur? Tamam, tabii. Hem amcasıyla tanışmış olsun lokumum. Geçin bakalım. Hay maşallah. Şunun tatlılığına bakın ya. Merhaba. Ben senin amcan. Tanışalım mı? Allah yolunu bahtın açık etsin. Amin. Bir şey içer misin? Yok ben bir şey almam. Teşekkür ederim. Geç otur lütfen. Umarım bir sorun olmaz ha. Ne gibi bir sorun? Hani malum abimle durumlar biraz kötü ya. Belki kızını göstermek istemez. Siz de zor durumda kalmayın. Alev'le ilgili bana kimse bir şey söyleyemez. Ben de onun anne tarafıyım. İyi. Bunu duyduğuma sevindim. Abdullah Bey de çok üzgün bu arada. Eminim öyledir. Aslında abim çok duygusal bir insandır. Biz hayatımıza ilk defa böyle olduk. Bir daha da düzelmesi gerçekten çok zor. Konu ikinizin arasında olsaydı çok daha çabuk hallolurdu ama onun oğlu var arada şimdi ve insanlar evlatları söz konusu olduğunda maalesef adalet duygularını bir tarafa bırakabiliyorlar. Evet. Maalesef. Abimle çok iyi bir ilişkimiz vardı bizim eskiden. Baba oğul gibiydik. Hele ki ikizim Bekir'i kaybettikten sonra bana hep kol kanat gerdi. Yani bugünlere nasıl geldik inan ben de bilmiyorum. Yani hiç selam sabah da mı yok? Yani olması gerektiği kadar var tabii. Ama eski ilişkimiz yok. Belki de onu kaybedince çocukluk hayallerimi de kaybettim. Yani en azından öyle hissediyorum. Anladığım kadarıyla da siz çok güzel bir çocukluk geçirmişsiniz. Oturduğumuz mahallenin bir futbol takımı vardı. Ben de futbol oynamayı çok seviyorum ama o zaman biraz çelimsizim. Beni de takıma almıyorlardı. Tabii abim de güçlü, kuvvetli, heybetli biri. İyi de futbol oynuyor. Hep ona özeniyorum falan. Hiç unutmam. Abimin çok sevdiği bir forması vardı. Benim için de altın değerindeydi o forma. Bir gün abim yokken o formayı giydim. Sokağa çıktım. Aksilik bu ya işte düştüm. Forma da parçalandı, yırtıldı. Eyvah. Sonra korktum. Nasıl söyleyeceğim abime diye düşündüm. Cesaretimi topladım. Abim geldi. Yırtık formayı gösterdi. Abim formayı aldı.
Bir yırtık formaya baktı, bir bana baktı. Hiçbir şey demeden çekti gitti. Hiçbir şey söylemeden. Sonra saatlerce camda abimin gelmesini bekledim. Baktım uzaktan abim geliyor. Elinde de bir poşet. Geldi eve. Poşeti açtı. Aynı formanın yenisi. Bana almış. Bana dedi ki, Ömer, sen benim kardeşimsin. Bu hayatta seni hiçbir şeyden mahrum etmem dedi. Kendisi de yırtık formayla maça çıktı. Ne güzel hikaye. Hiç unutmam. Emin olun bu yaşadığınız tek taraflı bir üzüntü değil. Mutlaka bir yol vardır, çözülür yani. İnşallah. Biz geldik. Oo. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Şöyle koyalım. Ha. Aman. Evde sıkıldık. Size sürpriz yapalım dedik. Çok iyi yapmışsınız. Aman da aman. Babasını görmeye mi gelmiş? Gel bakalım. Babacık. Babacık. Hoş geldin yahu. Biz de buraya gelirken Ömer Bey'e rastladık. İlk defa görmüş Alev'i. Biraz ona uğradık. Abdullah Bey, ben yanlış bir şey mi yaptım? Yok yok, sizle bir alakası yok da. Bizim aramız malum. Yani onu biliyorum tabii de. Bu başka bir mesele. Yeğeni sonuçta. O kadar duygulandı ki görünce. İlk defa görünce tabii. Ömer yeğenlerine düşkündür. Size de çok düşkün. Bir zamanlar öyleydi. Anladım. Anladım. Umarım iyi olursunuz. Zor. Bak ağaçlara bak. Bak.